Herkese merhaba sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu DeCenter olacak. DeCenter merkezi olmayan bir tarayıcı. Daha önceden sizlere belli başlı tarayıcılardan bahsetmiştik, ücretsiz olarak kazanç sağlayabileceğiniz tarayıcılardan. Bu da bir yenisi olacak. Konuya geçmeden önce bizlere destek olabilmek için bu videoların devamını yapabilmemiz için videoları beğenmeyi ve aynı zamanda video konusunu beğendiyseniz yorumunuz varsa bununla alakalı sorularınız varsa yorumlar kısmına soru bırakmayı veyahut da beğeni bırakmayı, veyahut da görüş bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdi konumuza geçelim. Bu video içerisinde sizlere ilk önce Projeden bahsedeceğim. Daha sonra kurulumdan bahsetmeye çalışacağım. Kurulumdan sonra da içeride, bakın şöyle bir arayüzü var. Bu arayüzünde nasıl kazanıyoruz, ne yaparak kazanıyoruz, geleceği var mıdır bununla alakalı bilgilerden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle sizlere yıllar önce bir tane projeden bahsetmiştik. Prosort kendi mainnetini bu yıl içerisinde zaten geçecekler. Biz size prosortçu tanıttığımızda yıllar önce çok daha fazla biriktirebiliyordunuz. Günlük 30 tane araması standarttı. Fakat biriktirmiş olduğunuz pre-search miktarı yanlış hatırlamıyorsam 1'di. Hatta daha önceden de 3'tü. Şu an gördüğünüz gibi bakın buradaki miktar gözüküyor. 0078. Bu günlük olarak değişiyor. Şu an için 1000 tane çekim limiti olduğundan dolayı bu limite ulaşabilmeniz 1 yılı aşkın bir süreyle ancak meydana gelebilir. Yani dolayısıyla şu an burada kazançlar çok düştü. Eğer siz bir yol almışsanız Muhakkak devam edin buna da onu da söyleyeyim. Ama şimdi bizim bu videomuzda tanıtacağımız çok yeni bir proje. Onu da şuradan hemen görebilirsiniz aslında. Şöyle aşağı indiğinizde bakın yol haritalarında önemli bir güncelleme. Osmosis Listing yani Osmosis Listing Cosmos A üzerindeki merkezi olmayan bir platform. Şöyle aşağı indiğimiz zaman partnerlerine zaten Kozmozu, atom kozmozu görüyoruz. Onun dışında en dikkatimi çeken partnerlerinden birisi Ocean Protocol. Ocean Protocol de Web 03 üzerine çalışan bir protokol. Bunu da görmek önemli benim için. Onun dışında herkesin bilmiş olduğu Holochain de burada. yani Web03 projesi. Aynı şekilde Tomochain de benzer. Yani bunların partner olması, benzer projeler olması. Yani benzer dediğimiz hepsinin Web03 tabanını oluşturması. Bunun dışında Chainlink dediğimiz gibi Atom Cosmos burada. Teknik altyapıyı sağlayacak olan entegrasyonlar. Bir de token ekonomisi kısmında. Uniswap da tabii ki Ethereum ağında olduğundan dolayı CoinGecko ve CoinMarketCap de listeli. Etherscan demişler. Bir de Ascendex borsası söylenmiş. Ascendex borsasında zaten şu an listeli. Aynı zamanda Polinidex, Hotbit ve Hu borsasında var. Ben Hu borsasını kullanıyorum. Eğer buradaki borsalardan hiçbirinde hesabınız yoksa Hu borsasını kullanabilirsiniz. Ben yine yorumlar kısmına sabitlenmiş olarak Hu borsasının linkini koyarım. Oradan sizler bakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Hu borsasında burada cüzdan kısmımıza girdiğimiz zaman bakın burada görebiliyorsunuz. Ethereum A üzerinde çalışıyor. Genel olarak yol haritalarına tekrardan bakalım. Yol haritalarında arkadaşlar şu an için tarayıcı olarak kullanabileceğiniz birkaç tane tarayıcı bulunmakta. Windows üzerinden aynı şekilde çalışabiliyor. Şu an biz Windows üzerinden anlatıyoruz. Kurulumu da bu şekilde yapacağız. Mac browser üzerinde, Linux browser üzerinde ve aynı zamanda Android'in beta sürümü şu an var. Yol haritalarında iOS için güncelleme olacak. Yani iOS için de çıkartılacak. Şuradan göstereyim. Bakın birinci çeyrekte 2022'nin Android için tam sürüm meydana gelecek. Şu an beta sürümünde. Onun dışında Auto Upgrade for macOS iOS demişler. Mac iOS için de bir güncelleme söz konusu. Asıl önemli olan şurada ikinci çeyrekte iOS'un browser'ı tam sürüm haline gelecek. Bakın burada short message kısmı var bu da önemli. Yani aslında sosyal bir tarayıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ocean entegrasyonu da çok önemli. Burada çünkü veri staking'i var. Data staking. Biraz sonra içeriye girdiğimiz zaman siz tokenlerinizi kazandığınız tokenleri veyahut da içeri aktarmış olduğunuz tokenleri stake de edebiliyorsunuz. Böyle bir özellik de var. Ama buradaki durum veri staking'i. Bu biraz farklı tabii ki. Buradaki entegrasyon zaten 2022'nin ikinci çeyreğinde meydana gelecek. Gördüğünüz gibi burada sadece ikinci çeyreğe kadar yapılacaklar listesi var. Bu da benim hoşuma gitti. Çünkü uzun vadeli bir aslında size yol haritası sunmuyorlar. Kısa vadeli bir yol haritası var. Hazirana kadar yapılacaklar listesi aslında. Buradan takımlarına bakabilirsiniz. Onun dışında buradan sıkça sorulan sorular kısmında da nereden alabiliriz diye bir ifade var. Ben zaten söyledim. Ödüllerin claim edilmesi nasıl gerçekleşir? Bununla alakalı burada bilgi var. Şimdi kurulum kısmına geçelim. Nasıl indireceğiz? Nasıl kuracağız? Bunlardan bahsedelim. Daha sonra da anlatmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar taracı indirdik. Taracı indirdikten sonra karşımıza gelen ekran bu. Öncelikle bir hesap yaratmamız lazım. Eğer sizler daha sonra farklı bir bilgisayar üzerinden giriş yaparsanız edinmiş olduğunuz seed kelimelerini yazmak için şurayı seçeceksiniz. Tabi biz ilk önce yeni olduğumuz için Create New User diyeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi size bazı kelimeler, seed kelimeleri burada gizlenmiş bir şekilde gösteriyor. Siz bunu kopyalayıp bir yere yapıştırabilirsiniz. Muhakkak saklamanız gerekiyor tabii. Unutmayacağınız bir yere. Benim size her zaman önerim şudur. Gidin bir tane flash bellek alın. Bütün buradaki dosyaların hepsini bir flash bellekte bilgisayardan uzak bir şekilde saklayın. Hatta o flash belleği, belleği kasanız falan varsa kasanıza koyun. Yani bütün cüzdanlarınız bu flash bellek içerisinde kalsın. Böyle daha güvenli olacaktır. Yani internetle ilişkisini kesin. Veyahut da şuradan download pdf diyerek de pdf formatında kelimeleri indirebilirsiniz. Şimdi ben bu işlemi yapıp devam ediyorum. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Next dedim. Şimdi next dedikten sonra arkadaşlar burada yukarı kısma e-mail bağlamanız gerekiyor. Yani buraya e-mail adresinizi gireceksiniz. Alt kısma parola oluşturacaksınız ve yan kısımda da bu parolanızı tekrardan yazacaksınız. Parolanızda bakın en az ne olmalı? 8 tane sembol olmalı. Yani 8 karakterli olacak. Bir tane büyük harf olmak zorunda, bir tane küçük harf olmak zorunda, bir tane özel karakter olmak zorunda ve bir tane de rakam olmak zorunda. Buna göre ayarlıyorsunuz. Daha sonra şuradaki ifadeye tıklayıp dan butonuna basıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar dana bastıktan sonra girmiş olduğumuz mail adresimize bir kod geliyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Benim mail adresime geldiğinde spam klasörüne düştü. Muhakkak spam klasörüne de göz atmanız gerekecektir. Sizde de benzer bir durum olabilir. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra confirmledim, onayladım ve şu an işlemin bitmesini bekliyorum. Şu an bana mail geldi. Başarılı bir şekilde hesabınız yaratıldı dedi. Şu anda da zaten ekranda hesabımız yaratıldığı gözüküyor. Şu an kişisel bilgilerimizi gireceğiz. Burada en yukarıya profil fotoğrafımızı seçmemizi istiyor. Buradan herhangi bir şekli seçebiliriz. Onun dışında kişisel bilgiler kısmı var. İsminiz, soy isminiz, burada biyografiniz doğum tarihiniz, cinsiyetiniz. Aşağıdaki kısımda zaten mail adresiniz var. Bunları sizler giriyorsunuz. Daha sonra da save butonuna basıyorsunuz. Son down butonuna bastığımız zaman karşımıza böyle bir ekran gelecek. Şimdi arkadaşlar normal tarayıcılarda bu tarayıcılar size herhangi bir para kazandırmadan sizin bilgilerinizi satabiliyorlar. Yani hangi tarayıcı olursa olsun bakın burada yazanların hepsini zaten sizler o tarayıcılarda görebiliyorsunuz. Mesela arama geçmişi, search history, location yani sizin konumunuz, cookie yani çerezler ve reklam veren ID'si. Yani bunların sizin aramalarınıza göre reklamlar çıkartıyor. Mesela Brave Browser'ında da benzer var. Brave Browser'ında benzerlik burada nerede var mesela? Brave Browser'ı da Chrome altyapısını kullanıyor. Burada da aynı şekilde bir Chrome altyapısı söz konusu. Yani dolayısıyla siz Chrome üzerinde bağlamış olduğunuz şu sağ üst köşedeki bütün eklentileri buraya da kurabilirsiniz. Yani siz nasıl Chrome'a alıştım diyorsanız burada bunu kullanarak da Chrome benzeri olduğundan dolayı rahat bir şekilde kullanacağınızı düşünüyorum. Şimdi içeriye girelim. Nasıl kazanıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne oluyor? Ne bitiyor? Bunlarla alakalı bilgiler vermeye başlayalım. Konfirme bastım. İşlem bu kadar. Şu an tebrik etti bütün ayarlamaların bittiğini söylüyor. Dana bastıktan sonra artık bizi ana ekranımıza atacaktır. Burada sizler post yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda post yazılan bütün buradaki görsellere tıklayarak içine girip bilgileri okuyabiliyorsunuz. İsterseniz buradan beğeni de yaparak yayıncılara destek de olabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar kurulumu yaptıktan sonra içeriye girdiğinizde sayfa bu şekilde geliyor. Üst kısımda artı kısmı var. Aynen Chrome'da olduğu gibi. Buraya bastık. Siz ilk girdiğinizde burası İngilizce olur. Yukarıdaki kısımlara bastığınız zaman İngilizce yazar. Bunu Türkçe yapmak için yani şuradaki gibi bul, yazdır, geçmiş şeklinde yapabilmek için Ayarlar kısmına gideceksiniz. Burada siz şuradaki ikonunuzu, isminizi de tabii ki değiştirebilirsiniz. Şuradan gelişmişe basıp dillere geldiğinizde burada öncelikle sizin dil eklemeniz lazım. Burada Türkçe gözükmeyecektir çünkü. Bakın burada Dil ekleme kısmı var. Buraya basıp Türkçe'yi bulacaksınız. Buraya mesela şöyle Türkçe yazalım. Gerçi burada arkadaşlar ilk önce İngilizce olacağından dolayı Türkçe yazmanız lazım. Şu an Türkçe olduğundan dolayı bunlar Türkçe olarak gözüküyor. Şu an Türkçe gözükmüyor çünkü ben de kurulu eklemişim. Burada onun için gözükmüyor. Siz buradan Türkçe yazarak dil arama kısmına Türkçe'yi bulacaksınız. Ve bunu aynı zamanda şuraya basıp varsayılan olarak işaretleyeceksin. Şuradan da Türkçe'yi seçeceksiniz. Bunu yaptıktan sonra bu dil üzerinde hem yazım işlemi yapabileceksiniz arama kısmında hem de buradaki görseller üzerinde sizler hep Türkçe olarak görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sizin merak ettiğiniz nerelerden kazanabiliriz bununla alakalı bilgiler vereceğim ama ben genel tanıtımını devam ettirmek istiyorum. Özellikle şuradan sağ üstteki ikona tıkladığımız zaman bir portal açılıyor. Sizin burada PDV rate'leriniz gözüküyor ve bunlar sizin bir sonraki kazançtan ne kadar pay alacağınızı hesaplamak için kullanılıyor. Mesela sizin şu an buradaki PDV rate oranıyla ne kadarlık bir Dech tokeni bir sonraki aşamada alacağınız burada yazar. Bunlar sürekli güncellenmiyor. Dönem içerisinde güncellendiğinden dolayı her yapmış olduğunuz aramada burada artış sağlamaz. Belli bir havuz var. Bu havuzun ne kadarından pay alacağınızı PDV puanı belirliyor. Bir sonraki ödemede bakın şuradaki 21 Mart 2022 tarihinde yani bir sonraki ayda ne kadar çok burada aktif olursanız yani bütün aramalarınızı bilgisayar kullanımında aramalarınızı bu browser üzerinden yaparsanız buradaki oranı giderek arttırmış olursunuz. Bu portal üzerinden takibini sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Bakın D Explorer'a girelim. Burası da D Center'ın, Deck Center'ın diyelim ya da Deck Center'ın tarayıcısı. Yani Explorer'ı. Buradan sizler Transaction Hash üzerinden şuradan sorgulama yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda burayı kullanan toplamda şu an 26.000 aşkın bir kullanıcı olduğunu görüyorsunuz. Onun dışında validatör ödülleri %20 olarak ifade ediliyor blok ödülleri anlamında. Şurada blokları görüyorsunuz, hash'leri görüyorsunuz. Mesela bir tane bloğa girdiğimiz zaman Bakın burada dağıtım ödüllerinin olduğunu görüyorsunuz. Hemen hash'ine girelim. Bakın burada toplam 90 UPDV'ye karşılık bu kullanıcıdan bu kullanıcıya bir token gitmiş. Şimdi şöyle kopyala dediğimiz zaman şuraya bastığımız zaman herhangi bir şey gelmiyor. Çünkü sizler buradaki cüzdan numarasıyla sorgulama yapamıyorsunuz. Fakat şuradaki transaction hash ile şöyle hemen göstereyim. Search kısmına girip bakın burada hemen çıktı zaten sorgulama yapabiliyorsunuz. Bu explorer üzerinden search kısmını sadece transaction detaylarını sorgulayabilmek için kullanabiliyorsunuz. Şimdi herkesin merak ettiği kısma gelelim. Biz buradan nasıl kazanç sağlayabiliriz? Şimdi öncelikle kazanç sağlayabilmeniz için buradaki browser'ı tarayıcı kullanmanız lazım. Bakın hemen şöyle bir Twitter üzerine bir gidelim. Şurayı bir çevirelim arkadaşlar. Şimdi bakın burada diyor ki ödül havuzları kullanıcılar tarafından paylaşılır. Yani kullanıcılar ödül havuzlarını paylaşırlar ve aynı zamanda Burada dağıtımlar belirlenmiş bir blok numarasına göre yapılmaktadır. Blockchain üzerindeki bu da yaklaşık olarak aylık dağıtıma karşılık geliyor. Bir sonraki dağıtım 11 Mart olarak zaten videonun bir kısmında söylemiştik. Bunun dışında önemli noktalardan bir tanesi de toplam aylık havuzdan dağıtılacak olan miktar önceden 100 binmiş Şu an ise 200 bin. Yani şu an için 200 bin tane token bütün kullanıcılara dağıtılıyor. Yaklaşık olarak aylık olarak dağıtım yapılıyor. Şimdi bir de şöyle bir gösterelim. Burada ne diyor arkadaşlar? Bakın 21 Kasım 21 Aralık 21 Ocak ve 22 Şubat bu tarihler arasında şu yeşille gösterilen çizgi kullanıcılardaki artış zaten daha demin söylemiştim 26.000'e ulaşmış demiştim 26.150 gibi bir rakamdan bahsetmiştik şuradaki DDV değeri de on chain veri değeridir on chain veri değeriyle buradaki bu uygulamanın popülerliğinin artmasından bahsediyoruz. On chain verisi artışıyla kullanıcıdaki artış gördüğünüz gibi bir paralellik gösteriyor ki burada büyüyen bir ekosistemin var olduğunu söyleyebiliriz. Decenter ekosistemi. Twitter'larına bakabilirsiniz. Burada güzel bilgiler de var. Şimdi bir diğer kazanç yöntemine geçeceğim. Bu da güzel bir kazanç yöntemi. Arkadaşlarınızı tavsiye ederek kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu önemli bir kısmı oluşturuyor aslında. Şimdi bakın burayı size açıklamaya çalışayım. Birden 100. kişiye kadar getirdiğiniz her kişiden 10 tane token kazanıyorsunuz. Her kişiden. Yani toplamda 100 olduğu zaman ne olmuş olacak? Siz 1000 tane Buradan token kazanmış olacaksınız. 250'ye kadar 12.5, 500'e kadar 15, 500 sonrasındaki her bir referanstan 20 tane token kazanıyorsunuz. Ekstrası var. Ekstrası da şudur. 100'ü tamamladığınız zaman 100 tane bonus veriyor. 250'yi tamamladığınız zaman 250, 500'ü tamamladığınız zaman 500, 1000'i tamamladığınız zaman 1000 şeklinde devam ediyor. Bonusları bu şekilde görebiliyorsunuz. Fakat önemli bir nokta var, önemli bir husus var. Şudur. Mesela diyelim ki bir kişiyi siz buraya tavsiye ettiniz, geldi, tarayıcı indirmesi gerekiyor. Videonun başında söylemiştik. Şu an Android'in beta sürümü de var. iOS yakın zamanda çıkacak. 2-3 aya büyük bir ihtimalle çıkar. Çünkü yol haritalarında bununla ilgili bilgi var. Bunlardan bir tanesini indirdi. 30 gün boyunca size ödül yansıyabilmesi için bu arada minimum 30 gün boyunca bu tarayıcının bilgisayarında veyahut da cihazında Android cihazında veyahut da iOS cihazında yüklenmiş olarak kalması lazım. Yani kullanıcı bunu kullanacak aynı zamanda. Çünkü üçüncüde de diyor ki kullanıcının en az 100 UPD ve puanını kullanıcı yapması gerekiyor. Bu şartları yerine getirdiği zaman siz buradan puanınızı, siz buradan token'inizi alıyorsunuz. Şimdi bakın burada ekranlar da var. Zaten buradaki ekranları şöyle bir bakayım. Bakın burada görebiliyorsunuz. Buraya da nereden gidiyorsunuz? Sizin şuradaki sağ üstte tıkladığınız zaman burası sizin portalınız. Buradan şuraya tıkladıktan sonra bakın şuradaki yanlış hatırlamıyorsam portala basmanız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Evet şu an geldik. Portalımıza geldik. Buradan sağ tıkladım. Şuradaki kullanıcı ismime geldim. Bakın bu sayfa geldi şu an. Şöyle aşağı indiğim zaman burada sizin skalanız gözüküyor. 100'e tamamladığınız zaman 10, 250'ye tamamladığınız zaman 12.5 şeklinde devam ediyor. Onu buradan da görüyorsunuz zaten. Burada da göstermişler. Bakın şöyle aşağı indiğim zaman bakın burada gözüküyor. Bonuslarınızı da burada görüyorsunuz. Şöyle göstereyim bakın. Bonuslarda bu şekilde gözüküyor. Burası referal kısmı. Şimdi projeye geliştiren ekip Medium sayfası üzerinde en sonuncusuydu herhalde. Gelecekle alakalı bazı bilgiler vermişler. Zaten size Twitter'da gösterdim. Ödüllerin artacağıyla ilgili ek ödüllerin geleceğiyle alakalı. Ekibi büyütebilmek için, kullanıcı kitlesini arttırabilmek için arkadaşlar burada ödüllerin artacağından bahsedilmiş. Onun dışında referans ödülleri zaten bahsettim. Bir de kozmoz ekosistemine geçtikleri zaman atom kozmozun merkezi olmayan platformu olan şu an ekranda görüyorsunuz zaten osmosis üzerinde LP ödülleri dağıtımı olacak. Bununla alakalı tabi listeleme olduktan sonra duyurusu yapılır. Ekosisteme geçtikleri zaman kozmozun ekosistemine airdrop olacak. Bununla alakalı da muhtemelen bilgi gelecektir. Burada tarih olarak yazı vermişler yazın bakalım bu ekosisteme geçildiği zaman ödüller ne olacak, nasıl olacak bununla alakalı da bilgiler vermeye çalışırız. Bir sonraki videoda zaten Android cihaz üzerinde nasıl çalışıyor, onun arayüzü nasıl, onunla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Bir de bir haftalık bir kullanım süresinde şuradaki bizim kazanç değerimizin ne olacağından bahsetmeye çalışacağım. Bakın burada bizim değerimize karşılık toplamış olduğumuz PDV puanımıza karşılık bir ayın sonunda elde edeceğimiz yani havuzdan elde edeceğimiz miktarı görüyorsunuz. Bu günlük olarak değişecek. Bir haftanın sonunda ben size bir video çekeceğim ve bunun ne oranda değiştiğini ve ben ne kadar sıklıkla kullandığımı size aktarmaya çalışacağım. Bu videoda biraz daha tanıtım, aynı zamanda nasıl kazanıyoruz, her şeyi incelemeye çalıştım. Detaylı bir inceleme yapmaya çalıştım. Benim bu videoda zaten aktaracaklarım şu an bu kadar. Dediğim gibi kullandıkça da bunun ne kadar kazandırdığı ortaya çıkmış olacak. Toplamda baktığınız zaman aylık olarak 200 bin token havuzdan dağıtıldığı için ve şu anda da kullanıcı sayısı az olduğundan dolayı size düşen miktarın fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü kullanıcı sayısı da hem fazla değil hem de aktif kullanıcı sayısı olması lazım. Aktif kullandığınız zaman siz daha fazla ödül almaya hak kazanacaksınız. Yorum görüş soru olursa yorumlar kısmına aynı zamanda bütün linkler aşağıda yorumlar kısmına sabitlenmiş olarak en yukarıda bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.